9'da bitiyormuş plakası. Vallahi bizde 45 tane taksi var. Hangisi bilemem. Ama hepsi kayıtlıdır. Da kim bilir kaç tanesi 9'da bitiyor. Arabanın camında kartal sticker'ı varmış. Belki belirleyici olur. Ne gibi? Evet. Evet yani sanırım. Ben sorarım. Kardeşinizi gören olmuş mu? Ya da taksisini alan. Tamam sağ olun. İyi günler. Gören yok. Tesadüf durak sahibi oradaydı. Plaka listesine baktık. 9'da biten yok. Tamam. Pes etmek yok. Hadi devam. Bu Engin'le bayağı yakınsınız sanırım. Evet. Okuldan sınıf arkadaşım. Mazi dedin mi? Yok hayır. Sadece arkadaşım. Sevgilisi mi var? Hayrola neyi sorguluyorsun? Sizin aileye de yakın bayağı. İncil'e nasıllardı? Sen amacın ne bir söyler misin? Hiç merak ettim soruyorum. Asarsınız durağı belki bir hatırlayan çıkar. Asarız tabii. Yardımınız dokunsun yeter. Sağ ol. Bitti fotoğraflar. Hadi bırakayım seni ofise. Yanımda. Burgaz plakaya bak. Dur Ceylin, dur. Ceylin dur. Ne yapıyorsun? Hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? Kusura bakma. Ben bir an... Bunun tekrarı olmaz değil mi? Emin misin bırakabilirim? Kendim yürüyeceğim ben. Atlama öyle taksi önlerine. Engin hadi in. Bekliyorum. İndim bile. Etileri 27 dakika diyor. İyi. Annenler evde mi? Evet. Ama evlilik yıl dönümleri bugün. Belki çıkarlar. Acele edin, acele edin. Vay be. Bayağı olmuş gelmeyelim. Doğru söylüyorsun. Nereden baksan 2-3 yıl oldu. Daha fazla bence. Hiçbir şey değişmedi. Hala aynı kasvet. Hoş geldin Ceylin kızım. Hoş buldum. Gülnur teyze nasılsın? İyiyim. İyiyim de. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Laçın Hanım burada. Ceylin geldi Laçın Hanım. Seni hiç beklemiyordum da. Ama benim de gelmek gibi bir niyetim yoktu da işte. Şartlar. Bu eşyalar nerede? Değil mi? Koltuk halı falan. Bu da mı yeni? Sürpriz. Babana yıl dönümümüz için. Güzel değil mi? Güzel olmuş bence. Yekta zaten hiç beğenmiyordu. Eski buluyordu. Ben de sehpayı, koltukları falan değiştirdim. Biraz da onun zevkinden olsun dedim. Beğenir değil mi? Beğenir bence. Siz bir kahve filan için, ben de biraz yerleştirip geleyim yanınıza. Olur. Tamam. Tamam. Ay.
Efendim İlecin. Alo. O geldi. O kim? Celil. Burada. Neden gelmiş? Bilmiyorum. Sen işlerini bitirdin mi? Hayır yok. Daha yerleşmemiştim. Bir şey sordu mu? Nasıl hali tavrı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Normalde işte bilmiyorum. Tamam sakin ol. Ne konuştuysak öyle davran. Geliyorum ben. Daha ne kaybedebilirim acaba? Engin çok sağ ol ya. Sen olmasan. Bazen anne babalar ne kadar acımasız oluyor değil mi? Duvar oluyorlar resmen. Aile olmakta, kapının önüne koymakta, içeri almakta. Sanki bir tek onların hakkı. Seni o kadar iyi anlıyorum ki aslında. Sinir bozucu bir şey. Kuralları da onlar koruyor. Hiç adil değil. Kış. Sanki bizi hükmedebilmek için dünyaya getirmiş gibiler. Yani bütün güçlerini falan gösterebilmek için. Sadece onların istediği olacak. Yedi kırık ne ya? Allah aşkına yedi kırık neyince zaten yedi tane ders bile yok ya. Nasıl becerdin bunu? Bravo. Cevap versene. Hey kime diyorum alo? Ne diyeyim abla ya ne istiyorsun? Olmadı işte. Ne yapayım zamanı geri mi alayım ne yapayım? Dağıldım işte. Babamın geri gelmesi de bozdu beni. O ne demek kızım ya? Mutlu olman lazım ona. Babamız o bizim. Ya senin onunla böyle cicili anıların falan var. Ne bileyim daha fazla seviyor seni diye daha çok ilgilenmiş herhalde. Ama ben hatırlamıyorum bile nasıl biriydi o. Çocuktum zaten 6 ayda bir görüyorduk. Sonra büyüdüm hapse girdi. Şimdi geri geldi. Ama benim için bir yabancı o. Bendeki tek izi de bu. Saçma bir takıntı. Sadece olmak istediğin olacak. Sadece onların istediği hayatı yaşayacaksın. Onlara izin verdiği sürece devam edeceksin.
Mabel Ceylan. Sürpriz. Plaçini. Harika olmuş. Ceylin nerede? Telefonu çaldı çıktı. Ceylin! Ceylin nereye? Ne oldu? Ben eve gideceğim de. Niye? Ödüklerin bir şey olmuş. Evet, annem kötüleşmiş. Şey, Parla aradı şimdi o yüzden. Yapma ya. Yine mi? Geleyim ben de beraber gidelim. Yok yok, ben kendim gideceğim. Gül teyze yine kötüleşmiş ya. Niye bakıyorsunuz öyle? Sen anlat Yekta. Yalandan dolandan, o evin sırlarından bıktım artık. Anlat oğluna. Neyi? Otur konuşacağız. Ne? Geç otur. Sofrayı hazırlayayım mı? Sağ ol Gönüncüm. Sen odana çıkabilirsin. Ben bir şey lazım olursa sana seslenirim. Kim o? Ilgaz, sen mi geldin? Hayırdır? Ilgaz evde mi? Babam mı geldi? Gelmediler daha. Yok Ilgaz. Hadi kızım, gir içeri. Ilgaz abimin kayvanına geçelim mi? Bitince karavan olacak. Ilgaz abim yapıyor.
Kampa gideceğiz sonra. Söylemek yok. Kimseyi sokmaz içine. O zaman bize de kızabilir. Ilgaz abinin özeliyse gitmeyelim. O da benim özel eşyamı aldı götürdü. Ayımı. Getirmedi. Yani getirdi ama... O benimki değil. O beni korurdu. Şimdi kim koruyacak bilmiyorum. En çok da geceler. Belki artık büyüdüğün için kendini korumanın vakti gelmiştir. Senin gibi mi? Bilmem. Kendimi koruyabiliyor muyum acaba? Ama kendimi koruyormuş gibi yapabilirim. Hem o zaman kimse anlamaz korktuğumu. Çınar abla bir şey mi oldu? Hani bir keresinde tavuktan zehirlenmişti ya. Yine onun gibi bir şey oldu. Midesine mi yıkadın? Evet. Ama iyi şimdi. Oo, saat kaç olmuş? Hadi doğru yata. Hadi bakalım. İyi misin sen? Ne oldu? Hadi gel yürüyelim biraz. Hadi. Bencin'in nerede öldürüldüğünü biliyorum. Biliyorum. Nasıl yani? Engin'in evinde öldürüldük. Gidince hissettim. Eşyaları değiştiriyorlardı. Orada öldürüldü. Salonda öldürüldü biliyorum. Orada öldürüldü. Eşyaları değiştiriyorlardı. O evden biri öldürdü kardeşimi. Thank you.
Ilgaz oğlum, hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun lütfen. Ama sen 10 gündür yoksun. Ben düşündüm ki bizim savcımız herhalde tatile çıktı. Ben bir çay demleyeyim. Evet, şimdi anlat başından lütfen. Bunu buldum. Engin'in evinde mutfak taraftaydı. İnci yapar bunu böyle canı sıkıldığında, bir şey olduğunda falan böyle takıntı gibi yani, anladın? Ofistekileri doğum yapmıştı. Evet. Bunu da Engin'lerin evinde yapmış işte. Evlerindeki peçeteyle. Yani anlamıyorum, İnci bilmez ki Engin'lerin evine hiç gitmedi. Başkası yapmış. Olamaz. Olamaz, İnci yaptı bunu biliyorum. Bana inanmıyorsun değil mi? Anlamıyorsun beni. Anlamıyorsun ama şuramda hissettim. Hissettiğim şeyi açıklayamam ama bunu biliyorum, İnci yaptı. İnci yaptı, buna adım gibi eminim. Eve girdiğimde Laçin teyze eşyaları değiştiriyordu. Her şey yeni alınmış gibiydi. Paketi açıldı. Kendi gözümle gördüm. Paketlerin hepsini yeni açmıştı. Böyle halıyı, koltuğu, sehpayı, her şeyi yeni değiştirmişti. Hatta Engin bile görünce şoka uğradı. Niye öyle bakıyorsun? Bak İnci o eve gitti. Hem de sağken. Salonda öldürüldü biliyorum. Laçin teyze de böyle bir garipti zaten. Sonra o geldi. Yekta. Böyle parfümünle karışmış bir is kokusu vardı. Böyle yanık gibi bir şey. Eşyaları yaktılar, evet. Ben hiçbir şey yapamadım. Öyle kala kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Böyle sanki bütün vücudum uyuştu. Siz ne işleyebiliyorsunuz diye soramadım. Bana inanmıyorsun değil mi? Ceylin, bir savcı için bu dediklerin yetersiz. Hatta bir sayıklama gibi gelir. Kale almaz, güler geçer. Ben sana inanıyorum. Böyle hissediyorsan, böyle düşünüyorsan, böyle olabilir. Keşke bu peçete değil de kağıt olsaydı, o zaman parmak izi alınabilirdi. Ama emmiştir çıkmaz. Peki sence hangisi? Ne biçim soru? Tabii ki Yekta. Bugün bana gösterdiğin atkı Engin'in elindeydi. Sen dedin ya, İnci'ye ördüm. Engin de bana yardım etti. Ne var bunda? Hayır, İnci benim kardeşim ya, belki duygulanmıştır. Bu mu yani dayana? Adam burnuna sokmuş, kokluyordu böyle ciğerine çeke çeke. Öyle bildiğin basit bir duygulanma gibi değildi yani. Daha büyük bir şeydi. Yekta. Engin değil tabii ki. Engin olamaz. Dokunma bana, çek elini. Merak ettim sadece. Etme. İyi değilim ben. Evimde gencecik bir kız öldürüldü. İyi değilim. Bir
biraz uzan istersen. Tabii, uzanayım. Bir katille aynı çatı altında hiçbir şey olmamış gibi yaşayayım. Hayatıma devam edeyim. Ne kadar rahatsın. Ne kadar rahatsın. Reçel. Reçel, olan oldu. Zamanı geri döndüremeyiz. Konuştuk ve konuyu kapattık. Biz kapatınca bitecek mi peki? Ha? O aile için de kapanacak mı? Ceylin için acıları geçecek mi? Ya ölen kızın hayalleri? Yaşayamadıkları ne olacak? Ha? Ama biz hayatımıza devam edeceğiz. İyi olacağız, öyle mi? Başka çare yok. Tamam, sus! Nefret ediyorum senden. Tiksiniyorum bu rahatlığından. Bugüne kadar bütün pisliklerine tahammül ettim. Kepazeliklerine kulaklarımı tıkadım. O iki paralık itibarın için sustum. Ama bu kadarı çok fazla. Bu iş bitince defolup gideceksin hayatımdan. Çık dışarı. Çık diyorum. Niçin yapmam? Çık dışarı. Acıtamaz hiçbiri senin sözlerin gibi. Benim için zor değil unutma kendimi. Ama senin o gözlerin hep kandırıyor beni. Bir anlamı olduğuna hayatın inandırıyor cennet olduğuma. Tanrım varlığına senin için doğduğuma. Kül olup düşmek için yollarına. Defalarca kendisinden küçük kadınlarla yakaladı onu Laçin teyze. Böyle bir zaafı var işte. Demek ki kardeşime de göz dik... Bakma öyle. Sen Yekta'yı tanımıyorsun. Ben okuldayken... Üniversitedeyken belki hatırlarsın. Otelde üç iş adamı... Bir kadın balkondan aşağı atıldı. İntihar dediler. Kimdi avukatı? Yekta. Öyle işini bilir yani. O kadar iyi siler ki hiçbir şey anlamazsın. Sonra trafik kazası yaptı ama ne hikmetse karşı taraf 8'e 8 kusurlu bulundu. Ben biliyorum yani malımı. O evde biri katilse o da Yekta. Kabul. Bu bir izlenim sunuyor. Hiç hoş olmayan bir izlenim sunuyor. Ceylin. Ben senin iç sesine teslim oluyorsam sen de benim iç sesime biraz kulak ver. Engin tuhaf biri, kabul et. Tamam. Buna asla katılmıyorum. Ama sana saygı duyacağım. Sen de şunu bil. Engin yani bir karıncayı bile incitemez. O kadar saf ve temiz bir insandır. Sonuç olarak o evden biri. Ama kim? Bizim sorumuz bu. Bu işin iki tane yolu var. Ya gidersin Pars'a, bildiğin her şeyi anlatırsın, o da ihtiyaç duyarsa, inanırsa soruşturur. Pars bana inanmaz ki. O gemileri herkes yapabilir. Ayrıca Yekta hoşlanmaz da evdeki eşyalardan, bunu ben bile biliyorum. En kötüsü de gerçekten evlilik yıl dönümleri. Hem benim söylediklerimle ifadelerini bile almaz. Yekta düğmeye basmış. Benim şüphelendiğimi anlarsa asla yakalayamam onu. Benim sessiz bir şekilde ispat etmem lazım. Önce hangisi? Bu işi sessiz bir yoldan yapacaksak öğrenmek için tek bir yolumuz var. O kadar vaktim yok benim. Tam da onu söylüyorum işte. Bir oyun kuracağız. Tuzağa kim düşerse katil de o. İkisinin de kulağına bir bilgi kaçıracağız. İnci'nin bulunduğu yerde tesadüfen olan biri. Görüntülerde elinde olacak. Para karşılığında vermek isteyecek. Kim parayla gelirse katil de o. Eski bir numaradır ama işe yarar. Tamam. Varım. Güzel. Thank you.
Parla tamam. Ayarlayacak, babam evde olacak o gün. Ben de Engin'i bir şekilde eve göndereceğim. Biz işte şantaj telefonu açınca Engin de öğrenmiş olacak. Babam da zaten direkt Yekta'ya gidecek biliyorum. Aynen. Sence işe yarayacak mı? Büyük ihtimalle. Hadi kalkalım. Farkında mısın? Şu an benimle birlik olup tezgah kuruyorsun. Organizasyonu sen yaptın. Sen de peki babasısın. Hukuk düşmüşüm farkın. Ben ofise gideyim buradan. Saçmalama, bana gidiyoruz. Yok ya, ben hallederim. Diğer anahtarın Engin'de de olan bir yere yatmaya gitmene müsaade edeceğimi düşünmen çok üzücü. Engin bir şey yapmadı. Aradığımız kişi Yekta. Gidiyor musunuz savcım? Gidiyoruz. Peki. Selametle sağlıcakla kalın, olur mu?